Tören için tüm hazırlıklar tamam evet, mı? Evet babaanne, sen hiç merak etme. Bugün tapkisiz ilk törenimiz olacak. O bütün bu işleri mükemmel yapardı. Evde değil ya. O yüzden sormak istedim. Anne, benim Şada kızım tapki gibi her işte hata yapmaz, göreceksin. Hem o ev işlerini hem de tören hazırlıklarını o kadar güzel halledecek ki hepiniz şaşıracaksınız. Ne güzel söyledin. Vasu gelin dinle. Misafirler birazdan gelir, gidin onları karşılamaya hazırlanın. Tamam. Hadi gidelim kızım. Ne oluyor orada? Bayan Vasundhara'nın oğlu ve gelini ahırdalar. Şu üç kadın var ya, onlar bizi çok kıskanır. İyi günler, iyi günler. Evimize hoş geldiniz. Ne biçim karşılama bu? Bizi törene davet ettiniz ama kapıya bu yazıyı asmışsınız. Hayır, hayır, hayır teyzeciğim. Bu yazı sizin için değil. Peki kimin için astınız? Yoksa ahırda yaşayan oğlunuz ve geliniz için mi? Bu yazıyı onlar için mi astınız? Bakın, bu ailemiz için de bir mesele. Biz size davetiyeler göndererek töreni özel olarak çağırmak istedik elbette. Hadi içeri gelin. Böyle önemsiz konuşmalarla vakit kaybetmenin ne manası var? Uğurlu vakit geçecek sonra. Hadi buyurun. Mesele tören olunca dargınlıkları, kırgınlıkları, her şeyi bir kenara bırakmalıyız. Bizim kapımız herkese açıktır. Aileden olanlara da, yabancılara da açıktır bizim kapımız. Affedersin de, sen nereye geliyorsun? Kapıdaki yazıyı okuyamıyor musun yoksa annemin söylediklerini mi unuttun? Bugün burada tören var Şada. O yüzden ama ben içeri girmeyeceğim. Ben sadece dışarıdan sizin törene katılacağım. Öyle mi? Törene mi katılmak istiyorsun? O zaman karşılığında hizmette bulunursun. Tamam, söyle ne yapacağım? Dışarıdayken tek bir hizmette bulunabilirsin Tapki. O hizmet de misafirlerin terlik, sandalet, ayakkabı gibi eşyalarına bakmak. Eğer törene katılmak istiyorsan buradaki bütün kadınların ayakkabılarını güzelce düzenleyeceksin Tapki. Tam burada durup buradan hiç ayrılmayarak onlara bakacaksın. Hiçbiri kaybolmamalı. Yoksa birileri yanlışlıkla, hırsızlıkla suçlanabilir. Şada ne diyorsun sen? Ne oldu? Aşağılandığını mı hissediyorsun? O zaman boş versene. Bu hizmeti de, töreni de unut. Thank you.
Tabii ki kızım, ne yapıyorsun sen böyle? Evde büyük bir tören yapılıyor, sen ayakkabıları düzenliyorsun. Hayır hayır teyze, hiç sorun değil. Bu da ev işlerinin bir parçası zaten. Teyze sen ayakkabılarını çıkar şimdi, içeri gir. Tören başlamak üzere. Ne yapıyorsun sen böyle? Aklını mı kaçırdın? Bunu yapmanı sana kim söyledi? Ha? Kim söyledi? Şada. Ama Bihan, bunun gerçekten bir önemi yok. İnsanlar bunu her zaman yapıyorlar zaten. Bunu içinden gelerek yapmak elbette güzel. Ayrıca evde bu işi yapacak bir sürü insan var. Şada ise sırf seni aşağılamak için sana bunu zorla yaptırıyor. Hayır Bihan, lütfen. Benim bunu yapmakla bir sorunum yok. Benim için bu törene katılmak çok daha önemli. Tabii. Bu masum kız bu aile için her şeye katlanır. Ama ben aşağılandığını görmeye dayanamıyorum. Evet, törene mutlaka katılacaksın. Duanı edeceksin. Hem de onurun lekelenmeden. Eğer kızın kendine biraz olsun saygısı varsa, buradan mutlaka gidecektir. Şada gelin. Evet babaanne. Sen bana tören için bütün hazırlıkların tamamlandığını söylemiştin. Ama tören için hala eksikler var. Şada, ben sana eksikleri alıp gelmeni söylemiştim. Ne oldu? Neden hala eksikleri almadın kızım? Hadi. Bize bir cevap ver Şada. Bu tören için gerekli malzemeler nerede? Ah tanrım. Evinde nasıl bir facia yaşanıyor Vasundhura? Bizi törene davet ediyorsun ama henüz hazır değilsin. Bundan daha uğursuz ne olabilir Vasundhura? Bir dakika, siz hiç gerilmeyin. Ben bir şeyler yapacağım. Anne, aslında ben eksikleri almaya gittim ama zamanında hazır olmadı. Bu yüzden satıcı eve teslim edeceğini söyledi. Her an gelebilir. Hala gelmemiş. Merak etmeyin, ben onları arayıp sorarım. Ne oldu Şada? Siparişin geliyor değil mi? Babaanne onları aradım ama satıcı telefonu açmıyor. Demek ki siparişimiz geliyor. Yolda demek ki. Öyle değil mi? Biraz daha bekleyelim. Tabii, kalk. Ne oldu? Törene katılmak istiyordun değil mi? Evet.
Benimle gel. Ama nereye? Yürü. Evet, ne dedi, ne olmuş? Anne, ben satıcıyla konuştum. Peki ne dedi? Ne zaman geliyormuş, öğrendin mi? Anneciğim, çok az vakti varmış. Siparişi zamanında hazır edemediğini söyledi. O yüzden gelemeyecek maalesef. Aman tanrım. Tören için davet ettiniz ama baksana tören falan yok. Bundan daha rezil bir şey olabilir mi Vasundhara? Biz sana güvenip evine geldik. Bu nasıl bir iştir Vasundhara? Sana hiç yakıştıramadım. Şimdi nerede tören yapacağız? Törenimiz yarım kalacak. Ne kadar dikkatsiz gelinlerin var Vasundhara. Sizi hiç düşünmüyor mu bunlar? Hey bakın, bu evin bütün gelinlerini aynı kefeye koymayın. Bunu biz yapmadık. Bu iş Şada'ya verilmişti. Bu ne böyle Şada? Sana bir tane iş verilmişti. Çarşıdan bir şey alacaktın. Onu bile yapamadın. Hepimizi rezil ettin. Tam bir ahmak. Şimdi töreni kendin yap. İstediğin gibi. Hey bakın, bakın. Dışarıda tapkiyle bir han törene başlamış bile. Burada öylece beklemektense bir han ve tapkiyle dışarıda tören yapmak daha iyi. Evet evet, gidelim. Hadi, hadi toplanın, hadi, toplanın. Gidelim. Vasundhara. Siz ne yapıyorsunuz orada? Törene katılmak istemiyor musunuz? Bak, tören evin dışında yapılıyor, içinde değil. Hem de gelininiz yapıyor. Gelin, siz de hep beraber törene katılın. Sen Tapki ile tören için oraya gidecek misin? Sen her zaman bizim kapımız herkese açıktır dersin. Benim için tapki değil, tören daha önemlidir. Thank you.
açıklama falan istemiyorum. Sana ilk defa bir sorumluluk verdim ve sen bizi herkesin önünde rezil ettin. Evet öyle. Babaannem tören hazırlıklarını benim yapmamı söyleseydi daha iyi olurdu. En azından ben senin gibi büyük bir hata yapmazdım. Tören için gerekenleri almayı unutmazdım. Bizi küçük düşürdün. Senin bu işe karışmana bir gerek var mı? Yenge... Babaanne, senden özür dilerim. Senin özür dilemenle kaybettiğimiz itibarımız yerine mi gelecek? Şükürler olsun Tapki ile Bihan dışarıda tören yaptılar. Onların sayesinde biz de törene katılabildik. Bizi daha da rezil olmaktan kurtardılar. Anne boş ver. Şada gelin ilk defa böyle bir hata yaptı. Affet onu. Hadi sen de biraz dinlen. Daha çok olay çıkarmak mı istiyorsun? Hadi git o zaman. Hadi yürü. Görüyor musun anne? Küçücük meseleyi nasıl da büyütüyorlar. Küçücük mesele mi? Bu senin için küçücük bir mesele. Sen ne yaptığının farkında mısın ha? Herkese öyle bir rezil olduk ki üstüne bir de Tapki'ye boyun eğmek zorunda kaldık, şu hale bak. Onca zorluktan sonra insanları Tapki'den soğutmuştuk ama sen ve bu küçücük mesele yüzünden o yine herkesin kalbine girme fırsatı buldu. Bu ilk ve son hatan için seni affediyorum Şada ama bundan sonra sakın işleri eline yüzüne bulaştırma. O Tapki'nin işini şimdi bitireceğim. Onu bu evden kovdum ama... Ama şimdi onu o ahırdan da göndereceğim. Mutlaka onu göndereceğim. Of! Ben bu ahmakların arasında ne yapıyorum? Ben hayatımda hiç bu kadar ahmak bir aile görmedim. Ufacık bir hata için hepsi beni suçlamaya başladı. Her gün bir tören yapıyorlar zaten. Bir tanesini yapamadıysak ne olmuş? Bu kadar önemli mi? İğrenç. Tapki. Bugün senin yüzünden annem beni azarladı. Göreceksin. Şimdi bu hatamı zafere dönüştüreceğim. Bir an alsana. Bir de sana teşekkür etmek istedim. Bugün sen benim için çok zahmete girdin ve töreni bu sayede yapabildim. Neden her yaptığım şeyi senin için yaptığımı düşünüyorsun? Evi terk ediyorum senin için. Töreni kurtarıyorum senin için. Öyle bir şey yok hanımefendi. Ben bunu itibarımı korumak için yaptım. Bak, kabul et ya da etme ama herkesin gözünde sen benim eşimsin. İnsanlar ne düşünür? Bihan Pandey'in eşi törene katılacağına gidip kapıdaki ayakkabılarla uğraşıyor mu diyeceklerdi. Düşünsene, bu beni yaralamaz mıydı? Bihan! Baba? Evet baba. Senin bugün töreni kurtarıp ailenin saygınlığına sahip çıkman çok hoşuma gitti. Ama bütün bunları evin dışındayken yapman beni üzdü. Neyse, ben sana bunu vermeye geldim. Sözlük. İngilizce. Baba, sen bunu hatırlıyor musun? Ben belki senin unuttuğun şeyleri de hatırlıyorum.
Ben seni omuzuma alır, dolaştırırdım. Her istediğini yerine getirirdim. Senin mutlu olman için sevdiklerimle kavga ederdim. Ayrıca şunu da hatırlıyorum ki, ben bugün bu kız sayesinde hayattayım. Yoksa ben o günü ölmüş... Baba, böyle söyleme baba. Sen başımızdan eksik olma. Baba, ben her şeyi hatırlıyorum. Sen bana ismimi verdin. Bana bir ev verdin. Sen bu hak etmeyen oğluna dünyanın bütün mutluluklarını verdin. Baba, ben senden uzakta kalamam. Evden çıkıp gitmeyi biliyorsun ama. Evet, evden gittim baba ama evi terk etmedim. Bu ahırda seni her zaman görmek için, iyi misin diye görmek için kalıyoruz. Bu mu? Birkaç gün önce babamla konuşmuştum. Ben de İngilizce konuşmak istiyorum demiştim. Ama fazla kelime bilmiyorum. Ondan bir İngilizce sözlük istemiştim. Babam da bunu... Baksana... Sorabilir miyim? Sen neden İngilizce öğrenmek istiyorsun ki? Sen yapamazsın. Hey hey. Öyle mi? Ben o kadar kötü değilim. Göreceksin. Bir gün ben, bir gün öğreneceğim ve sana cevabını İngilizce vereceğim. I do, you see one day.